Merhaba herkese, ben Zeynep ve bilin bakalım hangi YouTuber videosuna bir baş çekmeyi unuttu. Neyse, selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görebileceğiniz üzere 2018 Zeynep'i geri getiriyorum kanalıma. Ve filmlerle alakalı konuşacağım. Herkesin sevdiği ve benim sevmediğim filmleri konuşacağız. Evet, o zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay değil. Bir son 2 saniye sonra beni tekrardan göreceksiniz. Evet, ilk film şöyle diyeyim. Bu filmler arasında gerçekten en nefret ettiğim film. O da Kaybedenler Kulübü. Arkadaşlar, Kaybedenler Kulübü'nden gerçekten nefret ediyorum. Hani film 105 dakika falandı galiba. 105 dakikam boşuna gitmiş. Hani gerçekten inanamıyorum. Hani böyle Türk klasiği falan filan diyeceksiniz. Belki kesinlikle çok daha iyi Türk filmleri var. Gidin onları izleyin. Kaybedenler Kulübü ile alakalı en büyük sıkıntım. Genel olarak Türk filmleriyle alakalı sıkıntım da o zaten. Az sonra bir tane daha filmi söyleyeceğim Türk filmi. Onda da aynı sıkıntım var. Karakterler o kadar iğrenç ve sevimsiz ki hani hiçbir şekilde bağlanamıyorsun karakterlere. Mesela Necati İşler'in oynadığı karakter, adamın ismini hatırlamıyorum. Filmin başında da aynıydı, filmin sonunda da aynı. Hiçbir şekilde bir gelişme olmuyor. Hani bir karakter gelişimi olmuyor, yaşamıyor karakterler. Evet bazı böyle sigara yakmalık sözler var ama hani gerçekten çok daha iyi filmler var. Gidin onu izleyin 105 dakika boyunca ekrana boş boş bakmaktansa yani. Bir sonraki film yine bir Türk filminden devam edeceğim. Az önce dediğim gibi Türk filmlerindeki karakterlerle alakalı çok büyük sıkıntılarım var benim. Bu da yine Türk klasiği olarak geçiyor, en azından öyle diyeyim. Issız Adam. Bu filmle de alakalı olarak en büyük sıkıntım yine adam. Hani adamın ismini hatırlamıyorum. Filmleri olabildiğince zihnimden silmeye çalıştığım için erkek ana karakter olan adam bana o kadar garip, hiç böyle çekici gelmedi ki. İnsanlar nesini çekici buluyor anlamıyorum. Hani gerçekten çok sinir bozucu ve garip ve hani sapık karakter yani. En azından bunda birazcık karakter gelişimi vardı ama insanlar gerçekten o adamı nasıl çekici buluyor anlamıyorum. Bir sonraki bahsedeceğim filmler bir yönetmenin çoğu filmi ve hiçbirini beğenmiyorum. Gerçekten beğenemiyorum filmlerini. Hani şans verir miyim bilmiyorum. 3 tane filmine şans verdim ve hiçbirini de sevmedim. Çok fazla abartıldığını düşünüyorum. O da Sofia Coppola'nın filmleri. Şu ana kadar izlediğim filmler Lost in Translation, Marie Antoinette ve Kuzey'den Gelen Adam, sanırım İngilizce ismi The Big Guild mi ne, öyle bir şey. O 3 filmi de o kadar slow pace, o kadar yavaş ilerliyor ve boş ki, boş yani. Filmler boş geliyor bana, neden bilmiyorum. Çok linç yiyeceğim gerçekten. Gerçekten film Twitter'ından herkesten linç yiyeceğim ama Sofia Coppola'nın filmlerini beğenmiyorum. Geçen gün annemin arkadaşlarından biriyle konuşuyordum. O işte geçen gün izlemişti, bana filmi önerdi. Ben de izledim falan filan oldum. Hani belki de yaşım daha ilerleyince daha böyle bir filmle bağlantı kurabileceğim ama şu an 16 yaşında bir insan olarak en azından önerdiğim Lost in Translation bana o kadar boş bir film gibi geliyor ki bilmiyorum. Sonrakinden linç yiyeceğim. Kesin. O kadar eminim ki. Lady Bird. Linç yiyeceğim, hazır bakalım. Şimdi benim Lady Bird ile alakalı olarak sıkıntım, filmle alakalı bir sıkıntım yok. Greta Gerwig ile alakalı bir sıkıntım yok. Saoirse Ronan ile alakalı bir sıkıntım yok. Benim filme bu kadar sinir olmanın nedenim Oscar'larda bu kadar böyle aşırı iyiymiş gibi göstermeleri. Zaten hiç Oscar kazanmadı, o ayrı konu tabii ama Lady Bird bağımsız bir indie film, hani Oscar'larda ne işi var? Selam arkadaşlar. Burada şimdi kendimi birazcık kesmek zorundayım. Şöyle diyeyim. Bağımsız filmlerle alakalı hiçbir sıkıntım yok. Bağımsız filmler en sevdiğim filmlerde diyebilirim hatta. Sadece diğer yarışan filmlere baktığımız zaman öyle bir filmin o filmler arasında olmasıyla alakalı birazcık sıkıntım vardı sanırım. Hani konusu çok basit bir film gibi gelmişti ve o sene olan filmler arasında hani onun kazanmayacağı belli olmasına rağmen Oscar'lara sırf insanları susturmak için koymaları gibi bir şeydi benim sıkıntım sanırım. Hani yoksa bağımsız filmlerle alakalı bir sıkıntım yok tabii ki de. Saoirse Ronan çok iyi bir oyuncu. Hiçbir şekilde lafım yok Saoirse Ronan'a. Saoirse Ronan'ın annesini oynayan kadın, onu da ismini hatırlamıyorum, yaşasın. Yani onların böyle oyunculuklarının mükemmel olduğu bir film mi? Değil. Evet, çok güzel bir coming of age, yani karakterin gençlikten böyle yetişkinliğe adım attığı güzel bir film. Ama Oscar'larda ne işi var? Ben bunu çok sorguladığım için filme birazcık gıcık olmuştum zamanında ilk çıktığında. Ama şöyle diyeyim, hani güzel bir film. Sadece Oscar'larda ne işi vardı, ona çok şaşırmıştım. Ama Greta Gerwig'in yeni filmi, Küçük Kadınlar. Çok heyecanlıyım film için, aşırı.
sonraki filmim ise bu listemdeki tek Marvel filmi. Guardians of the Galaxy 2. Guardians of the Galaxy 1 benim Marvel'daki en sevdiğim film. Hani sinema salonunda ilk izlediğim Marvel filmi ve hani benim için çok büyük bir yeri var. Sadece bir süper kahraman filmi değil ama aynı zamanda aile kavramını kuran, aile kavramını tanıtan bir film. O yüzden çok seviyorum. Ama ikincisi... İkincisi çok çöp. İkincisi gerçekten çok kötü. Filmden çok fazla şey bekliyordum büyük ihtimalle ve çok hayal kırıklığına uğramıştım filmi izlediğimde. Evet, bir sonraki filmimiz. Bundan da linç yiyeceğim büyük ihtimalle çünkü bunun da fandomı bayağı büyük. O da Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody ile alakalı şöyle bir şeyim var. İlk izlediğimde bayağı sevmiştim ilk yarısını. Sonra film ara verdi. Filmin yarısında da demiştim ki bunun montajı çok kötü. Gerçekten dünyadaki en kötü montajlardan biri gördüm. Ve sonra annemlerle bir daha izledik. Ve montajı bana o kadar irite edici geldi ki hani o kadar nefret ettim ki montajından, hani iğrenç. Çok kötü geldi. Hani hayatımda gördüğüm en kötü montajlardan biri ve o beni çok rahatsız etti. Selam arkadaşlar, yeniden bu sefer kendi dediğim bir şeyler ekleyeceğim. İlk başta size şu klibi göstermek istiyorum. YouTube'da vardı. Bohemian Rhapsody'nin montajının iğrenç olduğu kanıtı gibi bir videoydu sanırım. Böyle çok kısa bir video. Hemen şuraya ekleyeyim. Using pacing to create tension or emotion, however, can't just be forced upon a scene through the edit. You have to work with and complement the performances and cinematography. The pace of this scene is incredible. In this 104-second scene, there are an astounding 60 cuts for an average shot length of 1.8 seconds. To put this into perspective, this 136-second fight scene from Transformers The Last Knight only has 49 cuts and an average shot length of 2.8 seconds. That's an action sequence. Compare that to this scene of some guys sitting around a table, that's over 30% faster. Absolutely nothing about this scene justifies or requires this kind of ridiculous pace. Aynı zamanda kendime şunu da eklemek istiyorum. Bunu nasıl söylemeyi unutmuşum bilmiyorum. Çünkü filmi arkadaşlarımla beraber izlediğimden beri hep o sahneyle dalga geçiyorum. Freddie Mercury çayıra bakarak Bohemian Rhapsody'yi yazdı. Bu şakamın da örnek olduğu gibi hani bu filmin yazımı da senaryosu da çok kötü. Ve bahsedeceğim bir sonraki filmde yine çok büyük linç yiyeceğim bir film. Çünkü insanlar bayağı seviyor ve özellikle bu konu hakkında, bu film hakkında, bu filmin kötü olduğu hakkında kavgaya girmişliğim var benim arkadaşlar. Birazcık bad girl'üm, evet. Neyse, bir sonraki filmimiz Greatest Showman. Greatest Showman çok basit bir film. Aşırı. Ve bu filmden... Bu film... çok sinirleniyorum. Bu filmi sevmemin en önemli nedeni insanların bunu La La Land ile karşılaştırıyor olması. Ve La La Land'i iğrenç demeleri. La La Land, fark etmediyseniz, hayatımda izlediğim en iyi filmlerden biri. Benim için çok büyük bir yeri olan bir film. O nedenle La La Land ile Greatest Showman'i karşılaştırınca sinirleniyorum. İkisi çok farklı filmler. Müzikal oldukları için karşılaştırmamız çok saçma bir. İkincisi, Greatest Showman bir aile filmi. La La Land tamamen başka bir şey hani. Sen bunları karşılaştıramazsın. Çok sinirleniyorum arkadaşlar. Gerçekten hayatımda en sinirlendiğim filmlerden biri bu hani. Evet, insanların sevip benim sevmediğim filmler videosu da bu kadardı. Şimdi aşağıda linç yemeye çok hazırım. Bu düşüncelerim hakkında ne düşündüğünüzü aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Entelektüel bir şekilde tartışabiliriz bu konuları. İnanıyorum ki artık o noktaya geldik. İnşallah. Evet, beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Neyse, evet. Görüşürüz, hoşça kalın. Bye bye.